Şimdi infaz indirimi adı altında bir af getirmeye çalışıyor iktidar. Niçin? Korona için. Peki bu yasa düzenlemesinde ne yok? Tutukluların salıverilmesi yok. AKP Genel Başkanı'na hakaret yok. Gazeteciye, yazara, siyasetçiye, muhalif öğrenciye indirim yok. Bebek, çocuk, hamile loğusa çocuklu anneler yok. Siyasi tutuklu ise hasta ve yaşlılar yok. Terör örgütüne üye olmamakla beraber propagandasını yapmak hiç yok. Bu uyduruk yasa herkese eşit uygulansa sizin %90'ınız şu an terör örgütü dediğiniz eski yol arkadaşlarınıza yardım, yataklık ve propaganda yapmaktan içeri girerdiniz, haberiniz olsun. Pakette neler olduğuysa günlerdir konuşuluyor. Ali İsmail'in, Berkin'in, Abdullah'ın katiline af var. Soma'nın, Çorlu'nun, Ermenek'in, Aladağ'ın faillerine af var. Dün katiller dışarı mı çıksın diyordunuz, işte çıkıyorlar. Kadın cinayetleri kapsam dışı diyorsunuz. Kadın cinayetleri diye bir suç tanımı yok ortada. Bizimse dediğimiz net. Bu bir salgın ve cezaevlerin tümünü ceza erteleyip boşaltmak ve çıkardığımız insanların takibini yapmak. Tek suçları komutanlarının emrine uymak olan askeri öğrenciler ve askerler içeride kalacak ama devleti soyanlar dışarı çıkacak. Şu resme iyi bakın. Bunlar Nagihan Yavuz, Şüheda Sena öğüt alan ve Nimet Ecem Gönüllü, 3 tane genç kız, 44 aydır cezaevindeler. Tek suçları okullarındaki kamplarında olduğu sırada komutanlarının terör saldırısı var deyip dışarı çıkarmaları neticesinde şu an cezaevindeler. Kimseye ateş etmemişler, silah sıkmamışlar. Nimet Ecem'in bir özelliği var, o şehit kızı. Babası bu topraklar için canını ortaya koymuş, sahip çıkamadığınız şehit kızı. O babası gibi asker olmak istedi ama cezaevinde eline silah almadan ne yazık ki ceza aldı. Onun gibi bir sürü insan var şu anda bu düzenlemenin dışında kalacak. Saraya bağladığınız, yandaşı koruyup muhalifleri sopa olarak kullandığınız adaletiniz, ısmarlama yasalarla meclisi çalıştırıp vatandaşın feryadına kulak tıkadığınız bu anlayışınız batsın. Ucu açık terör suçlamasıyla beraber gazetecileri, düşünenleri, fikir söyleyenleri, siyasetçileri, belediye başkanları, demokrasinin ürünü insanları da içeri atıyoruz. Sonra burada geliyoruz, bir mağrurlukla beraber affetmeyiz kardeşim diyoruz. Siz kimi affediyorsunuz kardeşim? Siz kimi affediyorsunuz? Terörist dedikleriniz, saraya muhalefet eden herkes teröristtir. İktidarın politikalarını eleştiren herkes teröristtir. Bakın ben bir örnek vereceğim. İnsanım diyenin, Müslümanım diyenin barışa sahip çıkması, ölüme değil, zindana değil, şiddete değil, barışa, adalete, hakikate, hakka sahip çıkması gerektiğini anlattım diye ben bu konuşmamdan dolayı, lütfen değerli arkadaşlar, bu konuşmamdan dolayı sabır olun değerli arkadaşlar, lütfen. Propagandasıyla ben yargılanıyorum. Bana getirdiğiniz fezlekelerden bir tanesi bu. Kur'an'da barışı istemek bile size göre politikanıza muhalefet ise terörizm propagandasıdır. Değerli milletvekilleri, yasa bu haliyle vicdansızdır, adaletsizdir. Ya bu teklifi hep beraber vicdanlı ve adaletli bir yasaya dönüştürürüz ya da karşınıza bizi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bulursunuz. Kaldı ki af eğer toplumsal barışı sağlamıyorsa, hukuksuzluğu önlemiyorsa, adalete ve hakkaniyete uygun değilse ve vatandaşların tamamının gönlü razı değilse buna af veya infaz düzenlemesi bile demek doğru değildir. Rüşveti yazan gazeteci neden hapse atılıyor, rüşveti alanlar neden bırakılıyor? İnfaz düzenlemesiyle çete liderleri kadına şiddet gösteren çıkacak ama muhalif gazeteciler cezaevinde kalacak. Hırsızlar çıkacak, düşünce suçları içeride kalacak. Nerede adalet, nerede vicdan, nerede eşitlik? Bunu sadece ben söylemiyorum. Bakın Türkiye'nin en saygın hukukçularından Sami Selçuk Hoca söylüyor. Diyor ki Türkiye'de yargılama, duruşma, denetim yargılaması hukuka uygun değildir ve bir genel af gerekir diyor. Ama siz bunu bir infaz yasası olarak değil, intikam yasası olarak uygulamaya çalışıyorsunuz. Bakın eğer 300 bin kişiden 90 bini çıkar ve geri kalan 210 bin kişi orada kalırsa ve aylar sürecek bu salgın devam edecek olursa,
O insanlar kendini nasıl hissedecek? Kurban gibi hissedecek, kurban. Bakın bu çok tehlikeli bir duygudur. Psikolojik olarak çok tehlikelidir. Mahpuslar için, mahpus yakınları için kurban gibi hissetme duygusu son derece tehlikelidir arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 27 Aralık 2002 tarihinde değiştirildi. Recep Tayyip Erdoğan için değiştirildi. 312'den ceza almıştı. Halkı kin ve düşmanlar tarihten ceza almıştı. İdeolojik ve anarşik eylemlere katılmış olmak. Recep Tayyip Erdoğan ideolojik ve anarşik bir eyleme katılmış mıydı? Milletvekili olamadı, başbakan olamadı. CHP'nin içinde olduğu meclis anayasayı Recep Tayyip Erdoğan için değiştirdi. Milletvekili oldu ve başbakan oldu. Bunu unutmayın. Ama şimdi siz bu mazlumluktan zalim oldunuz. Kendi muhaliflerinizi hapishanede tutuyorsunuz ve ölüm koridorunda tutuyorsunuz bu salgın sırasında. Ne zaman böyle zalim oldunuz arkadaşlar? Salgın var. Cezaevinde tutuklar var. Haklarında mahkumiyet hükmü olmayan insanların cezaevinde ne işi var? Bu yargıya, bu zalimliğe izin vermeyin. Ben yargı içerisinden gelen birisiyim. 25 yıl avukatlık attım, baro başkanlığı yaptım. Elimizi vicdanımıza koyacağız. İnfazda adaleti sağlamak durumundayız. Ne işi var gazetecilerin? Ne işi var avukatların? Ne işi var siyasetçilerin cezaevinde? Ne işi var çocuğunu okula gönderenlerin ya da bankaya para yatıranların ya da sendika üyesi olanların insanların ne işleri var cezaevlerinde? Elinizi vicdanınıza koyun. Bunlar terörist mi? Ellerine silah mı almışlar? Terör eylemi mi yapmışlar? Terörü mü övmüşler? Değerli arkadaşlar, bakın aynı mantıkla genel başkanınız da anarşik eylemlere katılmış olarak kabul edilmişti. Aynı anlayışla. Bu anlayışın şimdi yüzüşü olmayın. Size yapılan zalimliğe biz karşı çıktık. Ama siz başka bir zalimliği yapıyorsunuz kendi çoğunluğunuzda. Bakın bu parlamento bu maskelerle bu salgın döneminde tarihe geçecek. Ama ileride herkes kendi vicdanıyla meydana gelecek ölümlerden de sorumlu olacak.